Yayına girdik şimdi. Evet, yayına girdik. Şimdi yayına girdik. Biraz delay olacak büyük ihtimalle. Birazdan başlayacağız. Hafif hafif gelmeye başlasınlar. İyi kitaplarını da toplamışsın. İyi. Ask to unmute. Unmute. Aha. Sesin yok. Emre. Açtım. Oldu mu? Tamam şimdi. Ben buradan kısıyorum bu arada. Sen şey yapmana gerek yok. Oradan oynamana gerek yok. Okey. Tamamdır. Evet. Evet. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz bir cumartesi günü yayınına tekrardan. Hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu. Farkındayım. Hiç bunun bahanesi yok. Ama döndük mü muhteşem döneriz diyoruz. Ve karşınızda yine bir pandemi klasiği olarak İteki yayınlarıyla Emre'cim beraber güzel bir yayın yapacağız. Okurların sorularını cevaplayacağız. Günah defteri bayağı kabarık ama geçen yayına göre bayağı çalıştılar. Kabul ediyoruz. Yani İtaki yayınları özellikle bu pandemi döneminde fabrika gibi çalıştı. Cidden okurların yüzünü güldürdü diyebiliriz. Bununla ilgili kitaplarla çıkan diziler ve filmlerle ilgili Emre'yle bayağı güzel bir sohbet edeceğiz. Hemen isterseniz geçelim diyorum. Çok lakır diye gerek yok diyorum. Öncelikle ufak bir kısa ara diyoruz. Efendim, karşınızda İtaki yayınlarının askerlikten yeni dönmüş tazecik er ve erbaşı Emre Aygün. Hoş geldin. Hop. Ses. Ufak aksak. Tamam varım değil mi? Süper. Süpersin. Ya fragmana takıldım ben de onun için. Ben de burada şey böyle hani kafa sallamama challenge gibi bir şey oldu benim için. Evet. Ben salladım bayağı yani. Yani çok keyifli bir müzik oldu hakikaten. Bence de güzel seçmişsiniz, güzel yapmışsınız. Helal olsun. Evet. Nasıl geçti askerlik? askerlik. Yani ilginç bir deneyimdi. Nerede yaptın bu arada? Yani nerede yaptın yani Emre? Bir dakika, bir saniye. Tamam, şimdi sıkıntı. Şeydeydim, Bursa Gemlik, hayvanlarla beraber Boğulca. Askerliğe gittin, eminsin değil mi? Evet. Herkesin verdiği tepki o zaten. Ama neyse, saçlarını falan kestirmişsin, elin yüzün açılmış, güzel olmuş. Yakışıklı çocuk musun ayolsa? Teşekkür ederim, bunu herkes söylüyor. Emre, bayağı yani biz seninle bir pandemide yine bir yayın yapmıştık. Çok güzel bir yayındı. Evet. Bayağı bir soruları cevaplamıştım bizim için. Çok sağ olasın.
arada reklam da geçtin. Teşekkür ediyorum. İtaki bardağıyla. Tabii ki. boş durmadınız. Fabrika gibi çalıştınız İtaki Yayınları, evet, olarak. Evet. Ama söz verdiniz, birçok şey de çıkardınız. Öncelikle yani, tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Onun için çalıştık. Vallahi ama yani. Bayağı bir, yani günah defterinden mesela bir önceki yayında hakikaten hani yarım kalan birçok şey vardı. Asimovlar, işte Dune'lar vesaireler. Evet. Çoğunu, hepsini bitirdiniz neredeyse. Azıcık bir şeyler kaldı. Ama da çözeceğiz ya. Çözeceğiz yani, mi? Ki. Tabii yani. Bu yayının sözü neden zaten olmaz? Şey demiştin bana. Burcu, Malazan çıksın. Malazan, evet, özel, evet, olsun. Seninle tekrar yayın, hı-hı, yapalım demiştin. Evet. Ve Malazan çıktı. Bize Malazan'ı, hı-hı, anlat Emre. Malazan'ı anlatayım. Bu arada ben o sözü verdiğimde hakikaten 2 sene süreceğini hiç varsaymıyordum Malazan'ı. Daha hani 6 ay, 1 sene sonra yaparız diye düşünmüştüm. Aradan 2 sene geçti ama yani iyi oldu. Biz gayet mutluyuz. Bu arada kitap da elime geldi. Dün bana hafta daha gelmedi. Gördünüz mü bilmiyorum da. Öncelikle de haftaya gelecek. Şey demedin mi? Şu an tutuyorum şu an elimde diye. Çünkü elimde. Evet yani. O ne? Bir dakika. O yanındakiler ne? O kitap gelince görürsün. Ne demek ya? İnsan gösterir şurada. Bunlar kitabın aracı aslında. Özel tasarlattığımız, hazırlattığımız. Magic'te getirin kartlarına benzemiş. Tarot kartı aslında. Bu serinin içinde Ejderha Destesi isminde büyülü tarot kartı kafasında şeyler var. Kartlar var. Bunlarla işte geleceği okuma işleri yapıyorlar. Ve bu kartlar bu dünyadaki tanrıların ya da işte tanrıların kendilerine yardımcı olsun diye seçtiği insanların suretlerine bürünüyor. Hakikaten Harry Potter'da gazeteler hareket ediyordu ya. Bunda da İnsanlar o kartları atarken kartlar hareket edebiliyor, değişiyor vesaire. Burada da iki tane ilk kitapta çok önemli rol oynayacak karakterin tarot kartını yaptık. Her kitapta 2 tane böyle olacak. Onu diyorum. Her kitapta 2 tane. Tamam. Evet. Yani tek kitaplık değil. Seri devam ettiği sürece 10 kitap boyunca. Peki ciltliyle karton kapak arasında ayraç farkı olacak mı? Yok, ikisinde de var ayraçlar. He. Birine koyup birine koymamak olmazdı. Yani. Ne bileyim, olur. Her şeye razıyız biz. Yok, özellikle konuştuk onu, ona göre ayarladık. Çizerler de zaten Seyitan Murat Dinçer. Dinçer olması lazım, yanlış olmasın. Bizim Haşhaş Savaşı kapağını çizen arkadaşımız. Diğeri de Ebrahim Lurci. Zaten yani artık tarzından belki tanımışsınızdır. Bütün Karanlık Kitaplık'ta olsun, bütün Pangea kapakları olsun. Kendisinin çizimi. O ikisiyle de çalışıyoruz şu anda. Yani daha başka çizer arkadaşlarla da çalışacağız. Peki, bu, yani, bir şey soracağım. Emre, sen hani yayında daha önce söylemiştin bize. Hani Malazan'ın çıkarılmasına dair şöyle bir hayalim var, öngörüm var. 1 ile 2'yi beraber çıkaracağız. Akabinde sonra işte hemen 3-4, 2-2 çıkarmak istiyoruz. Peki niye hayaller gerçek olmadı? Şöyle, çeviriler yani beklediğimizden yavaş gidiyor. Zor kitaplar. Bu en kısa kitabı ve 720 sayfa. Yani en kısa kitabı. 1400 sayfa civarında olacak mesela. Bunu tam iki katı. Yani şöyle göstereyim. Yani şu küçük olan 1. kitap, bu 3. kitap mesela. Yani böyle sıkıntılar. Sıkıntılıymış. Yani şey yapmak istemedik yani. İlk kitabı çıkarabilirdik. Hazır şu anda 2. kitabın çevirisi. Hı-hı. 3. kitabın çevirisi de hazır hatta. Ama ikisini çıkarıp ondan sonra araya 8 ay koymak zorunda kalabiliriz. Ya da bir sene koymak zorunda kalabilirdik. Yani çeviri yetişmezdi, bir şey olmaz. Yani çıkardı. O yüzden hani 1. kitabı ve 2. kitabı, 3. kitabı daha bilinç aralıklarla çıkarmak bizim için daha makul bir hale geldi şu noktada. Devam kitapları da benzer bir aralıkta çıkacak. Yani onu değiştirmeyeceğim.
Anladım. Yani şimdi şöyle bir şey diyebiliriz değil mi? Malazan serisi özellikle İTAK için yine prestij serilerden birisi olacak. Tabii. Yani zaman çarkı gibi aynı şekilde hani raflarda hep görebileceğimiz seriler. Yani tamamlanmama gibi bir olasılık yok. Yok, yok, yok. Yani buna göre kurduk bütün planları. Bütçelemesini de yayın takvimini de ona göre şey yaptık, ayarladık. Peki Emre, kesinlikle... tamamen off the record bir şey soracağım sana. Bir gıybet soracağım. Tamam mı? Bununla ilgili benim duyduğum, acaba aslı var mı böyle bir şeyin hakikaten diye sormak istiyorum sana. Zamanı evvelinde Malazan niye basılmıyor diye sorulurken bir yayın evi grubunun sırf İtaki basmasın diye elinde bu telifi tuttuğuna dair bir dedikodu var. Bence dedikodu. Yani sırf İtaki basmasın diye değil, başka bir yayın evindeydi. Niye ama basmadılar? Çevirttiler de yani kolay bir iş değil hakikaten. Yani biz bile bayağı uğraştık bunu söyleyebilmek için. Ve yani hakikaten İTAK tecrübesi gerekti orada. O büyük, büyük kallavi kitaplarla uğraşma tecrübesi gerekti. bir de yürek yemekle yani, alakalı galiba. Evet, yani ilk kitabı çıkarmak her zaman kolay. Ama yani devamını getirmek sıkıntı. Yani bunu bir sürü seride biz de bazen sıkıntı yaşıyoruz. Yani en çok devam eden serilere sahip yayın evlerinden biriyiz aslında birkaç diğer yayın eviyle beraber. Ve sürekli yeni seriye başlıyoruz ve daha başlayacağımız da yani onlarca seri var. Haliyle hani o şeyi devam ettirmek, devinimi devam ettirmek zor. İlk kitabı kadar çıkarmak en kolay işi. Çıkarırsın ama onun devamını getirmekte sıkıntı olabiliyor. Yani o işte Malazan'ın ilk kitabını beraber çıkarmamamızın sebebi de oydu. Yani daha tahmin edilebilir bir aralıkta çıkarmak. O yüzden ona göre ayarladık. Yani şimdi mesela İTAK'in evet Epic Fan bu özellikle son 3-4 senedir Epic Fantastic'te tamam arkanızda çok şey bırakmıyorsunuz. Daha önceden bırakmışlığınız var da. Ama Urban Fantasy'lerde mesela Türk okurları o konuda boynu bükük kalıyor. İşte atıyorum yurt evet. dışında 26-27 kitaplık seriler, 50 küsür kitaplık seriler. Türkiye'de ilk 3 kitap basılıyor ve biz böyle şey, enayi gibi kalıyoruz, mal gibi ortada kalıyoruz açıkçası. İTAK'i yakında ya da ileride evet. Urban Fantasy'ye geçer mi biraz? El atmayı düşünüyor mu? Çok yakında düşünmüyoruz. Çok yakında. Yani şöyle, şu anda hazırlık aşamasında bulunan bir şey yok. Plan olarak her zaman planlarımız var. Hadi şunu şöyle yapalım. Şu anda ama kesinleşmiş bir şeyimiz yok. Urban Fantasy'de. Özellikle şöyle Urban Fantasy'de kesinleşmiş. Ben ufak bir ayarlama yapacağım. Emre, senin sesin çok az geliyormuş diye duydum. Okey, benim sesim hep az geliyor hakikaten ya, bunu bir çözemedik. Sesini biraz boostlasak mı acaba? Biraz. Şöyle biraz boostlayacağım. Umarım olmuştur. Evet. Malazan'la ilgili aslında benim çok hani senin daha önce de bana hani geri bildirimlerin dolayısıyla soruyorum. Malazan'ın okuma sırasıyla ilgili biraz daha normal gitmeyen bir şeyi var, olayı var. Hani sen demiştin önce 1'i oku, sonra 3'ü okusan da olur, 2'yi atlasan olur. Sonra 2-4 diye şeklinde okusan daha iyi olur demiştin. Aslında hani bu aradaki kitaplar çabuk çıksa da hani biz de rahat okusak diye düşünmüyor da değilim. Ya tabii ki öyle olabilir ama yani bir seriyi bence ilk çıktığında her zaman hani, yazarın orijinal yazdığı sırayla okumak her zaman daha iyidir bence. Tabii ki şöyle bir olay var. Şimdi ilk kitapta başlayan hikayenin %90'ının devamı 3. kitapta geliyor. 2. kitap tamamen ayrı bir kıtadaki karakterler üzerinde gidiyor. Ama yine zaman çizelgesi olarak 1. kitabın devamında geçiyor. Yani 2. kitabı okuduğumuzda doğrudan 1. kitabın kaldığı yerden başlıyor zaman olarak. Ama karakter hikayeleri olarak ve başlamış hikayeler olarak tamamen yeni bir hikayeye başlıyor. Yani Malazan'ın aslında insanları zorlayan şeylerinden biri bu. Yani zaman çarkındaki gibi ilk kitapta başlayan hikaye, ilk kitaptaki karakterler 14 kitap boyunca doğrudan onları takip etmiyorsunuz. Bunu da 2. kitapta yepyeni bir kıtayı, yepyeni bir hikayeyi başlatıyor. 3. kitapta 1'i devam ettiriyor. 4'te 2'yi devam ettiriyor. 5'te ayrı bir kıtadan yeni bir hikayeye başlıyor. Ve bütün seriyi bu
hikayelerin bir araya gelmesi üzerine aslında. Son kitaplar bütün bu ana hikayelerin toplaşması ve bütün karakterlerin bir araya gelmesi, bütün olayların bir araya gelmesi üzerine. Peki Zorluğu ileride o, yani sürekli baştan başlamanız. Malazan'ın serisiyle ilgili başka planlarınız olacak mı? Yan ürünler vesaire, çizim kitapları, bunlar gibi şeyler düşünüyor musunuz? Ya şu anda tek amacımız ana seriyi tamamlamak. Ana serinin işte, okunma durumuna göre, yani okurdan alacağımız tepkiye göre ben isterim, tabii ki her zaman isterim yan serilerini çıkarmak. Ama yani önemli olan ana seriyi tamamlamak şu noktada. Daha ilk kitabı çıkarmışken ben şey diyemem, 26 kitabını da tamamını yayınlayacağız. Bu çok büyük bir söz olur yani. Arkasında duramazsak da yani bunlar kaydediliyor şu anda, o yüzden. O yüzden YouTube'da yapıyorum, biliyor musun? İlelebet kalsın diye yapıyorum YouTube'da. Hayret bir şey. Kocamın ekranını çaldım. Çift ekran, böyle Twitch'çi gibi takılıyorum şu anda evde. Şimdi aslında Malazan'la ilgili çok büyük bir sorum yok. Çıkacak diye bekledik, sözünüzü tuttunuz, çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Devamında gelmesini rica ediyorum. Onun dışında diğer sorularım çok var, öyle söyleyeyim. İtaki'ye tamam, sorum hiç başlayalım. Bitmiyor. Çünkü neden? En çok okuduğumuz yayın evlerinden birisi. Hakikaten buradan hani bütün editör ahalinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok güzel kitaplar ne seçiyorsunuz. Demek? Başlayalım mı? Bu daha başlamamış. Başlayalım. Şimdi öncelikle Dune'un filmini seyrettin. Seyrettim. Nasıldı? İnanılmaz, süper. Güzeldi, çok keyif değil aldım. Mi? Çok çok iyiydi, çok iyiydi. Yani izledim, o gün bir daha hiçbir şey çalışamadım. Onun etkisiyle o gün geçti yani. Böyle tüyler diken diken. Evet, çok çok iyi bir filmdi. Yani ikincisi, şunu hissettim, bitti, hemen ikincisini izlemek istedim o anda. Ya gelse de izlesek. Evet, hakikaten evet. Çok güzel. Yani eserin bence hakkını vermişler tamamen. Evet, kesinlikle katılıyorum. Peki, Frank Herbert'dan başka kitaplar gelir mi? Gelir. Ne zaman? İleride, gelecekte. Şöyle. gelecek. gelecek sen ama çok... Editör olmasan politikacı olur musun sen be? Yani evet. Bu soru cevap meselelerinde acemi olduğum zamanlarda daha net yanıtlar veriyordum. O zaman o başımızı ağrıtıyordu, onlar. Ha, şimdi profesyonel takılıyorsun, anladım. Evet, yani çok fazla söz vermeyip, yani tutabileceğimiz sözleri vermeye çalışıyoruz artık. Tamam, o yüzden, inşallah, yani, maşallah, evet. Yıl sonunda kitap duyurduğumuzda sadece tutabileceğimiz kitapların tarihini veriyoruz. Geri tamam. Kalan sene içinde, bir ara, ön 2 ay içinde. Tamam, Frank Herbert'ten yeni kitaplar gelecek diyoruz. Gelecek, var mı gelecek, ipucu verebileceği? Yok. Yok, İpucu vermeyeyim bu konuda. Teşekkürler. Devam sorusunda tahmin ediyorum. Dune'un devam kitaplarında diğer kitaplarını soracaksınız. Tabii ki. Onda da şöyle, devam edeceğiz diğer kitaplarını basmaya, yan serilerini basmaya. Ama vakti geldiğinde, yani harıl harıl, hadi hızlı hızlı çıkaralım gibi bir yayın politikası gütmeyeceğiz bunlarda. Yani hazır olduğunda hadi birazcık Dune çıkaralım dediniz. Çünkü yani ömürlük sayılı kitap var orada. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki çevirileri hazır mı? Yoksa yani üstüne çalışılacak mı daha? Yok, çalışılacak. Hazır değil. Hazır olsa muhtemelen çıkar. Yani hazır olduğunda boşuna tutmuyoruz zaten aslında elimizde. Ne bileyim, zevkine ya da böyle evde oturup falan diye durabilirsiniz değil mi? Yok ya, onu yapacak lüksümüz yok. Ya bak şimdi şöyle bir şey, hemen bunu, bu kimliğimi geri atıp İtaki'nin Ankara Fuarı'nda stand gönüllüsü olarak çalışan bir insan olarak Ankara Fuarı'nda ekmek arası dün verdik biz. Yani evet. Şöyle söyleyeyim, filmin etkisi inanılmaz yüksekti ve satışlar, hı-hı, inanılmaz patladı. Hayatımda ben böyle, yani kaç senedir düğün var, bu kadar sattığını hiç görmedim. Kalp evet, balyayı evet, açmaktan bütün tırnaklarım kırıldı. Manikür parası borçlusunuz bana. şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bu düğünün yayınlanma süresince bu hype'ı aslında kaçırmasanız muhteşem olur.
Ya şöyle, o hype bitmedi zaten, daha bunun ikinci filmi var. Bu ya yaklaşık 2 sene sürecek muhtemelen o hype. Yani ikinci film daha çekilmeye bile başlanmadı. O yüzden hani eser çok, hepsini çıkaramayız zaten aynı anda hızlı hızlı. Yani bunlar da kalın kitaplar çünkü, yani küçük kitaplar değil sonuçta, yani 300 sayfalık kitaplar olsa. Yani daha rahat olurdu elbette ama 500-600 sayfa olunca hepsi, Bu yani peki ister Frank, istemez vakit alan bir süreç. şimdi o zaman şöyle diyorum, Frank Herbert'ten başka kitaplar gelecek, Dune ile ilgili diğer devamlar da gelecek. Peki Dune ile Evet. ilgili mesela Dune'un çizgi romanı çıktı, o da çok talep görmüştü. Bunun Evet, devamları evet. gelecek mi? Gelecek, gelecek. Ama o daha şu an yurt dışında da yeni yayınlanan bir eser olduğu için onun çıkmasını bekliyoruz. Yani o çıktığında, yani en öncelikli olan o aslında. O Peki geldiğinde Brain... hızlıca git. Brian Herbert'ın Dune devam kitapları geliyor. Yazarın başka kitapları da var Brian Herbert'ın. Onlardan gelme Yok. ihtimali var mı? Yok, yok, yok. O çok, öncelik sırası da çok düşük. Yani oraya gelmeyiz diye varsayıyorum. Legends of Dune. Legends of, yani işte onların hepsi vakti geldiğinde, Dune eserlerin hepsi olmayabilir tabii ki ama öne çıkanlarını özellikle basmayı düşünüyoruz, istiyoruz. Tamamdır. Ama vakti geldiğinde bunun altını çizeyim ki Ya ya zamana yayacağım diyorsun. evet, haftaya sorulmaya başlamasın, Dune kitapları nerede Tamam. kaldı diye. Peki. Şimdi Dune olayını o zaman kapatıyorum. Tolkien ile ilgili bana verebileceğin haberler var mı? Şöyle, şu anda bir süredir Tolkien ile alakalı bir şey çıkarmadık. Bunun sebebi de bütün kitapların sözleşmelerinin uzatılma sürecindeyiz. O süreç tamamlandığında yani siyah kapaklı Silmarillion da gelecek. Umuyorum ki başka kitaplar da gelecek. Ya Tolkien'in peşini bırakmadık. Çok güzel sürprizlerimiz var. Hakikaten çok güzel sürprizlerimiz Alacağınız var. mı? Yok, oraya o kadar değil. O kadar büyük sürpriz değil. Ya Ama başka tüh kitaplar be. çıkaracağız. Yani çevirisi devam eden başka kitaplar da var. He. Ama Sadece hepimizin gönlünden Tolkien'in geçenin ne olduğunu biliyorsun. biliyorum. Yani benim de gönlümden o geçiyor ama realite onu göstermiyor ne yazık ki. Ama onun dışında yani Tolkien evreniyle ilgili başka kitaplar da çıkaracağız. Bunu daha önce duyurdum mu bilmiyorum da. Kitap söylemeyeceğim. Evet. Ama yani şöyle, zaten şimdi sene sonunda dizi geleceği için yani o süreçte muhtemelen onları da çıkarmış olacağız. Peki diziyle ilgili bir beklentin var mı? Yani merakla bekliyorum. Son teaser güzeldi. Bu yüzüğün döküldüğü. Ya izleyeceğiz çıkınca. İnşallah. Yani şey gibi olmasın diyoruz. Biliyorsun yani bir zaman çarkı. Zaman çarkını seyretmedim ya. Vallahi bakmadım Seyretme. bile. Ne olur seyretme. Kurban olduğum seyretme sakın ha. Yok. Ağlarsın. Ağlarsın çok kötü. Ya o süreçte ben zaman çarkına doymuştum zaten. Bütün kitapları çıkarma sürecinde. Yani diziye enerjim Yok yok. kalmamıştı. Zaten kitapla alakası yok ki. Benetton kataloğu. Öyle yani. İşte Yani Bollywood'dan üzücü. falan hallice. Ya Peki Tolkien'le ilgili bu açıklamalı notlar vesaire hani Hobbit baskısı vesairesi vardı. Bunlar tekrar basılır mı? evet. Şimdi açıklamalı notları ilgili kesin konuşmayayım. Bir sıkıntı olabilir onda, basımıyla alakalı. Ama bir engel yoksa kesinlikle basılır. Anladım. Şu an çünkü şöyle bir sıkıntı var. O kitapları bastığımız dönemdeki imkanlarımızla şu günkü yayıncılık piyasasında imkanlar arasında çok büyük farklar var. Yani hakikaten sıkıntılar olabilir. O konuya çok hakim değilim şu noktada. Materyal konusuna en azından. Ya da belki de telifle ilgili de bir sıkıntı olabilir. O yüzden onun konuda hani eğer basılabiliyorsa basılır. Basılacak. Ama bir engel olabilir. Yemin ediyorum ne cevap verdiğini ben bile anlamadım. Peki. Tolkien'i de kapatıyorum şimdi. Zaman Çarkı ciltlilerinin baskıları tazelenecek mi? Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle. Tamamdır.
Sen diğer yayınımızda bir de Warriors of Altay demiştin. Ne oldu? Evet, onun çevirisi bitmedi henüz sadece. Onu bekliyoruz. Nereden çeviriyor? Dünyanın etrafından mı Yok. çeviriyor Ya Avengers? yani şöyle çeviri başlanmamıştı çünkü daha. Yani Ha. araya başka işler giriyor, başka projeler giriyor. Yani çevirmenler sadece bizimle çalışmıyor, başka yerlerde de sözleri Tabii alıyor ki. vesaire. Öyle öncelikler değişebildiği için henüz çevirisi tamamlanmadı. Ama Bekliyorum, ben bilmiyorum. başlandı mı bari? Başlandım, onu kontrol etmem lazım. Ben askerdeyken başladıysa bilmiyorum. Çevirmenin sırtından kamçıyı eksik etmeyeceksin editörüm. Burada bu arada Yok diğer çevirmen arkadaşlarımız da chatte. yok. Bilmiyorum Hepsini kim başlandı okuyorum hiç bilmiyorum. burada. O yüzden yani sakin cevaplar vereceğim. Yok yok yo, sen sakin ol, ben sorun değil. Beni biliyorlar zaten. Warriors of Altay dediniz. Zaman çarkı ile ilgili başka bir çalışma var mı? yok. Şu anda yok. Karton kapakları zaten Jet ısıyla çıkardınız. Muhteşemdi bence. Evet. Kapak Evet. görsellerini de ben ekstra cidden çok beğendim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Buraya da not düşmüşüm, dizinin Allah belasını versin diye. Evet. Şimdi geçtik Asimov amcamıza. Biliyorsun torunların şeylere biter Evet, bitmez çözülüyor, evet. çözülür çözülmez söz verdiğiniz gibi hepsini takır takır bastınız. Teşekkürler. Evet. Bir ihtimal sonsuzluğun sonunun telifini alma ihtimaliniz var mı? Ya şu anda öyle bir durum yok. Başka bir yayın eviyle telif olduğu için yani araya girip alma gibi bir. Yani onlar biz basmıyoruz bundan sonra demediği sürece onlar Alır da mısınız telifini. peki? Yani onlar biz basmıyoruz derse Tabii, alır tabii, tabii mısınız? canım. Niye almayalım? Tabii ki. Tamamdır. Peki mesela Vakıf, Galaktik İmparatorluk, Robot Üçlemesi ve BKK'daki tekler haricinde Asimov'dan başka neler gelecek? Şöyle öyküleri gelecek, robot öyküleri gelecek umuyorum ki yakında. Öykü Yakın antolojisi. tabii. Ya yani şöyle birkaç tane kurgu dışı kitabını çıkaracağız. Tamam. Onun dışında çocuk kitapları gelecek birkaç tane. Yani en yakın zamanda çıkacaklar bunlar. En yakın zaman dedim yani önümüzdeki 1 sene, 1,5 sene süreçte belki bunların bir kısmı çıkacak. Peki Ama şu Emre anda yani Robot Öyküleri Antolojisi Asimov serisinin içinde mi çıkar yoksa BKK serisinde mi? serinin içinde çıkar %99. Yani bilim kurgu klasiklerini özellikle yani tekil bir kitap olduğu için koyduk diğerlerini. Onun dışında kalan bütün Asimov kitapları serinin içinden çıkacak. Peki Ben Robot, hani mesela o da işte atıyorum diğer Vakıf serisi gibi bir özel bir kapak tasarlanır mı BKK haricinde? Yani neden olmasın? Bu konuda bir çalışmamız yok şu anda. Ama yani olmasını engelleyen bir şey de yok. 2 tane baskısı olabilir yani. Tamamdır. Evet, çok güzel, kaymak gibi ilerliyoruz vallahi. Ay maşallah bize. Efendim, Arthur C. Clarke diyelim. Arthur C. Evet. Clarke'tan 2001 Uzay Efsanesi'nin birinci kitabı BKK'nın, biliyorsun uzun zamandır baskısı yok ve baskısı Evet. için insanlar miyavlıyor. Biliyorum. Evet. Yani o konuda çok bir bilgim yok şu noktada. Devam kitaplarını çıkaracağız. Onun tekrar baskısı da çıkacak. Devam Ama kitapları geliyor onu mu? gelecek hiçbir zaman gelmeyecek demedik. Sadece birazcık vakit alan bir süreç oldu. Bizim de beklediğimizden de vakit alan bir süreç oldu. Yani ben 4 senedir falan gelecek diyorum kitaplara. Evet. Gelene kadar da gelecek demeye devam edeceğim. Çünkü yani basmama gibi bir düşüncemiz, bir şeyimiz hakikaten yok. Gerçekten basacağım. Ama bir iki sıkıntı var. Onları çözmeye çalışıyoruz aslında. Elimizi bağlayan şeyler var. Peki şöyle bir Tekrar şey baskı yapar konusunda mısınız da Emre? 2001 Uzay Efsanesi'nin yerine BKK'nın içinde mi çıkaracaksınız yine, yoksa eskiden yaptığınız gibi ayrı bir seri olarak basar mısınız? ya şu anda tekrar ayrı bir seri olarak yapmayız. BKK'nın içinde devam eder. Anladım. Şu anda öyle Clark için bir dizi düşüncemiz vesaire yok. Peki Kızıl Mars devamı gelir mi? Gelecek, gelecek. Onların çevirileri uzun süren bir süre. Çünkü yani onlar da biliyorsun 800-600 sayfalık kitaplar. Ve çok daha zor. Yani Malazan çevirmesi onun yanında çok daha kolay kalan bir şey. Çok daha teknik ve bilim kurgu Tabii. bilimsel olduğu için yani çevrilmesi de zor, hazırlanması da zor, okunması da zor yani.
Yani gelecek kesinlikle. Onları da yarım bırakmayacağız. Ki Stanley Robinson'da yani bizim yazarımız olarak görüyoruz. O yüzden onu yani yarıda bırakma gibi bir şeyimiz yok hiçbir zaman. Peki bir soru. Biliyorsun Dune'u çok beğendik. Dune'un yönetmeni Rama Destanı'nın Evet. şeylerini aldı biliyorsun. Şey ettirecek onu da. Evet. Ama çok güzel Evet. şey ettirecek. Yani biliyorum ben çok güveniyorum. Yani siz Kesinlikle. bunun gazına gelip bir Rama'yı basar mısınız? Basarız ya. Filmler çok daha öncesinde çıkmış olacak zaten ama. Vallahi mi? Film Basmayacağım filmi. demiştin bana geçen yayında. Şimdi basacağım diyorum. Bak ya. Planlar değişti. Değişiyor her zaman. Ya roman sıkıntı şu. Romanın ilk kitabı inanılmaz. Devam kitapları onun yanında aşırı zayıf kalıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Yani romanı ilk kitabını basıp ondan sonra yarıda bırakmak da istemiyoruz. Ama hani birincisini bilim kurgu klasiklerine koyup devamını koymamak da birazcık Sen bas, yani hoş sıkılan durmaz. sıkıl, yani sıkılmak isteyen olur, boş ver. Yani Sen bas. Yani ama bu güzel bir gelişme, basacağız. tamam. Basacağız. Süper. Peki Martavers altın, şimdi 5 yeni çıktı biliyoruz zaten. 6. Evet. kitap ne zaman basılır? Ne zaman basılır? Bak ona En kalın yakın kitap, çevirisi uzun sürüyor deme, bahanen de yok. yok. Var aslında da. Yıl sonu gibi, sonbahar gibi. Çünkü onu da çevirmenin Cihan Karamancı mağazaları çeviriyor şu anda. Ha, tamam. Hani onu araya sıkıştırma meselesi aslında. Tamam, çerez olarak çevirir onu. Tabii. Peki, Martavers'ten The Books of Raxxura serisi. Gelecek. Oo, Çıkaracağız. Evet. süper. Ne zaman? 2022'de başlar mı? Ama tarih vermeyeyim ya. Daha çevirisi de başlamadı çünkü. Yani eğer şey olursa en erken 2022 sonu olur. Tamam. Muhtemelen 2023 olur ama. Tamam. Peki City of Bones falan vesaire. Yani Yok, Martavers'ten başka yok gelir daha mi? henüz yok. Şimdi bir yeni fantastik serisine başlayacak. O bir duyurulsun daha. Sadece yeni bir fantastik serisi başlayacak diye duyurdular. Yani onda çıkması ilk 1-2 seneyi bulur zaten. Yani belki onu yaparız. Zaten 3 tane daha Katil Bot novellası çıkaracak Evet. bunların üzerine. Yani onlar çıktıkça onları değerlendireceğiz. Tamam ama Yazar yeni seriyi. Raxxura, The Books of Raxxura serisi haberini aldık. Evet. Şimdi, Gene Wolfe, İşkencecinin Gölgesi, devamlar. Devamlar. Bir sonraki kitap 1-2 ay çıkacak. 2 Tamam. ya da 3 ay civarında. Evet, hazırlanıyor Yine şu an. BKK'nın içinden devam ediyoruz. Tabii. Her şey hazır. Kapağı vesairesi. Sadece içinin hazırlanmasını bekliyoruz. Peki bu yazardan başka seri gelir mi? Gene Wolfe'u devam etmeyi düşünüyoruz. Başka seri de gelecek, başka kitap da gelecek. Ama ne olduğunu söylemeyeyim. Birazcık spoiler gibi olacak çünkü ne olduğunu söylersem. Hiçbir şey söylemiyor ki. Yok, Hayret bir şey. Ne anladım ben bu işten? o Gene Wolfe bizde kalsın ama bilim kurgu klasiklerine de başka Gene Wolfe koyma gibi bir planımız var. Peki Ayrı Gene Wolfe Bartha gibi BKK de planımız var. haricinde koyabileceğin başka seri olarak gelecek mi bir şey? Gelecek inşallah. BKK dışında. Evet. Ya Civo başlamaya devam edeceğiz. Tamam. Yani elimizden geldiği sürece Süper. ne kadar sürerse basacağız. Hayırlısı. Güzel, hızlı ilerliyoruz Emre. Ne oldu? Ben 6 sayfa soru yapmıştım, hayret bir şey. Efendim, şimdi BKK'dan biraz ivmemiz düştü. Çıkarma Evet. hızımız. Bu sene Yani içinde biz kaç kitap gelir? Kaç kitap gelir? Şimdi 75. kitap çıkacak. Bir aksilik olmazsa Şubat sonunda. Yani 10 olması gerekiyor. Yine yılda 10 tane gibi planlıyoruz her zaman. Bazen 9, bazen 12 oluyor. Yani o küçük bir oynama payı var. Yani muhtemelen 85'i göreceğiz yıl sonunda yine. Kasım ayı gibi. Evet. Ya birazcık ara verdik aslında. Birazcık dinlenelim dedik. Biraz da gelecek kitaplarda yani kalın kitaplar olacak birkaç tanesi. Vakit Tabii alıyorlar tabii tahmin yani. ediyorum. Hızlı Ve hızlı üretemiyoruz ne yazık ki onları. Yani 100 sayfalık, 200 sayfalık kitaplarla 700 sayfalık kitaplar aynı hızda üretilemiyor. tabii ki.
Peki arada şeyi unuttunuz mu? Unutulmuş Fantastikler dizisi. O unutuldu ya. Yok, yok. Unutulmadı aslında. Şöyle orada. Unutulmuş Fantastikler, Fantastik Klasikler 10 kitaplık bir diziydi Evet. yazdığımızda. 10. kitabın, 10. kitap artık telifli bir kitap olacağı için, olduğu için onun telifini alamadık bir türlü aslında. Haliyle o yüzden birazcık beklettik. Yani çünkü hep çözülecek. Ha bu ay çözülecek, ha şu ay çözülecek diye bekliyordum. İlla Bir türlü onuncunun çözülmedi. telifini almayı mı bekliyorsunuz diğerlerini çıkarmak için? Evet. Ama şöyle oldu. Bir noktada hakikaten çözülmedi ve alternatif bir kitaba başvurmamız gerekti. Onun çevirisi herhalde bu ay gelecek ya da Şubat'ta gelecek. O geldiği an diğer kitapları da çıkarmaya başlayacağız. Peki Ondan diğerlerin sonra çevirisi muhtemelen hazır mı? hazır hazır diğerlerinin bir sürü hazırlığı yapıldı. Tamam, Muhtemelen süper. aylık ya da 2 aylık, 2 ayda birlik gibi bir sürede tamamlayacağız. 2022'de o zaman Unutulmuş Fantastikler Tabii tamamlanmış tabii olacak. tabii. Tabii. Süper. Yılın ilk yarısında tamamlanır diye umuyoruz. Peki seninle tanıştığımızdan beri sorduğum en önemli soruya gelelim. Eyvah. Enginlik serisi ne oldu? Enginlik serisi duruyor. Birazcık Allah daha duracak. büyüdü mü? Böyle Allah bağışlasın. Çoluk çocuk falan. Oh, dizisi bitti. Evet. Dizisi bitti hakikaten ya. Ya Enginlik konuştuğumuz bir seri hala. Enginliği ne yapalım Buna ne diye. konuştunuz be? Şubat'ta zaten sadece konuşuyoruz aslında Enginliği. Ama elimizdeki diğer kitapları basacağız. Konuda bir şeyimiz yok. Enginliği bu sene Enginlik'ten bence bir şey bekleme. Bunu söyleyeyim önden. 2022'de 2022'de bence bekleme. 2023'te bir yayın yaparsak tekrardan konuşalım bu durumu. What the fuck diyesim geldi. Benim yayınım diyebilirim anasını satayım. Hayret bir şey. Siz iyice şeyi kesmişsiniz. Ümidi kesmişsiniz Enginlik'ten o Yok, zaman. kesmedik, merak etme. Ya planları açık etmek istemiyorum sadece Enginlik konusunda. Ama planımız var, üzerine çalışıyoruz. Birazcık vakit alacak ama. Yani şu anda programa sokamadık aslında. Programda yer bulamadık Enginlik'e. Tam olarak nasıl hareket etmemiz gerektiğini de çözmeye çalışıyoruz o konuda. Yani arada ama kötü haberler de olmalı. Hep basacağız, Hep edeceğiz. diyorsun pembe gözlük takamayız. Arada bir arkada leşimiz olsun diyorsun. Evet, sonra yani yalan söylüyormuş gibi her şeyi yapacağız. Ya bazı şeyleri de birazcık geç yapacağız ne yazık. Hadi hayırlısı. Peki. Peki. Şimdi Larry Niven'dan yeni bir kitap gelecek mi? Tanrı'nın gözünde zerreyi bastınız. BKK'nın Evet. içinde. Halka Dünya Panama. Eskiden siz basmıştınız. Şimdi Panama Evet. basıyor. Başka bir kitap gelir mi yazardan? Bir tane daha planlıyoruz. Şeyle, Perinurlerle, Kurnerle beraber yazdıkları kitaplardan bir tane. Beraber yazıyorlar ya, şeyde Tanrı'nın gözündeki zerreyi de yazdılar. Bir kitap daha düşünüyoruz ama yakın zamanda değil. Yani önümüzdeki 2-3 sene içinde gibi düşünüyorum. BKK'nın içinde mi peki? Evet. Tamam. Uzun Robert vadeli de planlar var. Silverberg, Cam Kule ve Gece Kanatlarının tekrar baskıları çıkar mı? Ya da başka kitaplar gelir mi yazardan? Gelecek. Robert Silverberg'ü çok daha önceden basmayı planlıyorduk da sadece teliflerinde bir sıkıntı var. Bir türlü çözülmeyen bir düğüm oldu. Cam Yani Kule ve Gece çözüldü. Kanatlarında mı? Cam Kule, Gece Kanatları aslında öncelikte değil şu noktada. Cam Kule öncelikte. Ayrıca İçeriden Ölmek öncelikte. Ve bunlara ek olarak aslında yeni eserlerini basmak istiyoruz. Farklı eserlerini basmak istiyoruz o noktada. Yani aynı şeyleri tekrar ısıtıp koymaktansa hani tamam diğerlerinin tekrar baskısı olsun. Çünkü aynı hani onlar konuşulan kitaplar. Ama yani külliyatına yeni kitaplar da eklemek gerekiyor aslında. Yani sadece eski kitapları basarak olmaz. Ve yeni kitaplarını da basmak istiyoruz. Onlar için de tekliflerimiz var. Şu anda bekliyoruz sadece. Tarih Tamamdır. veremiyorum o yüzden ne yazık ki. Tamam. Frederick Paul basmayı düşünüyor musunuz? Hiç sagası var onun. Düşünüyoruz. Onda aslında hazırdı. Soru çevirisinde kritik bir sıkıntıyla karşılaştım. Ve birazcık kilitlendi o noktada. Bunu zaten Kayıp Rıhtım'da da
duyurmuştuk zamanında basacağız. Ya hakikaten sıradaki kitap oydu. Ve sonra elimizi kolumuzu bağlayan bir durum oldu. Şu anda yani baştan çevrilmesi gerekecek serinin. Bir de vakit alıyor o da. Yani Tamam. çünkü dört Ama kitap bir arada gelecek. basacaktık biz onu. Evet, tek tek değil o, çünkü 4-5 kitap. Tek kitap bir arada basacağız biz onu. O yüzden hani hepsinin tamamlanmasını bekliyoruz Anladım. içeriğiyle. Harry Harrison'dan daha önceden Metis Bilim Kurgu'da olan Yaraçın Yaraçını aldınız. Peki Evet. işte Paslanmaz Çelik Sıçanı ve akabinde İntikamını da almayı düşünüyor musunuz? Şu noktada öyle bir planımız yok. Peki Yani yazardan başka bir Yaraçın kitap gelir mi? Yaraçın sanmıyorum. Çok yakında geleceğini sanmıyorum en azından. Tamamdır. Robert Heinlein'den başka kitap gelir mi? Ay Zalim Bir Sevgilidir. Zaten senin favori kitaplarından birisi. Gelecek, gelecek. Ha, şöyle Heinlein yakın zamanda gelmeyecek. Bu sene yani dediğim. Ama Heinlein için bayağı büyük planlarımız var. Heinlein çünkü yani süpernovalardan biri. Hakkını vermek gerekiyor. Türkiye'de de daha fazla kitabının basılması gerektiğini düşünüyoruz. Daha fazla Nasıl büyük eserin okunması planlar? gerektiğini. Yani daha büyük kallavi kitaplarını çıkardığımız, daha başka kitaplarını çıkardığımız bir planlar var da yakın zamanda BKK'nın değil. içinde değil de ayrı olarak mı? Ayrı olarak diye şu noktada BKK'nın içinde devam edecek çıkaracağımız kitaplar. Tamamdır. Destanlar Çağı 3. kitap. Üçüncü kitap redaksiyonun yapılması gerekiyor. Çevirisi hazır. Dördüncü kitabın da çevirisi hazır. Süper. Cihan Karaman çevirdi. Ne zaman? Nisan'dan önce beklemeyin ama. Nisan, Mayıs belki en erken tarih olur. Tamam. Çünkü yani her ay belli sayıda fantastik kitap basıyoruz. Özellikle hani epik fantastik olsun. O bütün aylar doldu şu noktada. Daha öncelik vermemiz gereken birkaç kitap oldu. İşte Malazan ve yeni başlayacağımız bir iki seri, Gideon gibi. O yüzden aynı zamanda şey de gelecek. Muhtemelen soracaksın diye varsayıyorum. O yüzden söylüyorum bunu da. Şeyin senin adını unuttum. Bir dakika. Haşhaş. Diğer Haşhaş'ın zaten tarihlerini verdik. Onlar bu sene Tamam. tamamlanacak Haşhaş. Resmen serinin adını unuttum bir Flash, saniye. flash, flash. Kendi serisinin adını unutan İtaki O kadar çok serimiz var ki. editörü. Ben kitapları genelde kodladığım için şu an renk büyücüleri diyeceğim. Peki Hatırlayınca destanlar söyleyeceğim. sen hatırlayınca söylersin. Destanlar Çağı'nın yazarından The Ryria Revelation diye bir serisi var. Evet, Düşün. asıl meşhur serisi o. Evet. Şöyle olacak gibi. Eğer seri yazara devam etmeye karar verirsek, daha henüz karar vermedik buna. Şimdi yeni bir seriye başladı aslında. Bir üçleme yazıyor. Bunların hepsi Ririyalar ve Destanlar Çağı'nın bulunduğu İmparatorluk serisi. Hepsi aynı dünyada geçiyor. Ve şu anda yazdığı seri de bu iki serinin arasındaki köprü niteliği oluşturan bir seri. Yine aynı dünyada geçen. Eğer yazara devam edecek olursak muhtemelen önceliği o seriye vereceğiz. Anladım. Yine yeni yazdığı bu seriyi şey yapıp diğer kitaplarını çok daha ileri tarihte çıkarırız o noktada. Ama bu yazara devam etmeyi düşünüyorsunuz. Ben çok istiyorum ama bu seri tamamlandığında vereceğimiz bir karar. 6 kitap olduğu için şu an sayımız 2 kitaptayız. Satışa bakar diyorsun yani. Bir noktada öyle. Çünkü yani küçük kitaplar değiller. Ne yazık ki 500-600 sayfa minimum. Yani ucuz kitaplar da değiller bu bağlamda. Ve şu noktada hani bu kadar büyük kallavi kitap basmak da yani belki orada büyük kitap hakkımızı oyunda kullanmamaya karar verebiliriz. Başka kitaplara öncelik vermeye karar verebiliriz. Anladım. Peki Terry Pratchett'in Uzun Dünya ne zaman devam eder? Uzun Dünya şöyle serisi çevirisi devam ediyordu 3. kitabın. Ondan sonra çevirmen sanırım çevirisini bıraktı ve o iptal oldu ve o noktada birazcık kilitlendik. Yani şu bağlamda bu sene devam edeceğini sanmıyorum. Bir sonraki 3. kitabın bu sene geleceğini sanmıyorum. Oo, çeviri sorunu var yani. Evet, çeviri sorunu var.
Yoksa ileride devam eder tam mi ama peki? evet yani yarım bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. Yani sonuçta Terry Pratchett serisi. 2022'de gelmiyor diyoruz. Evet. Üzgün. Şimdi daha önce bir sözüm vardı. Hatta ben şok olmuştum. Böyle ekrana yapışmıştım. Ejderha mızrağı ve Anladım. unutulmuş diyarlarda demiştin ki 3 kitap tek cilt yapacağız. Evet. Ne oldu? Yaptık. Siz, ben çıkarmadım sadece. What? kapakları orijinal kullanmamız gerekiyor onlarda ve yeni serilerde yani şeylerde Ejderha Mızrağı'nda ve Unutulmuş Diyarlarda yapacağız efsanesinde yaptıkları gibi yeni kapak yapmadılar. Yurt dışında Aspro buna. Şu noktada sadece kapaklarla ilgili bir sıkıntı içerisindeyiz. Yani onay ve yeni kapak yapmamıza da izin verilmiyor haliyle bunlara. Çünkü lisanslı ürün olduğu için. Tabii. O kapak meselesini açtığımızda çıkaracağız. Yani içleri hazır, tekrardan okunduk kitaplar, her şeyleri Aşağı hazır. yukarı ne Yani. kadar sürede yine bir ıslak imza sorunu oluyor biliyorsun şey sanırım değil mi? Evet. Ya bir de şöyle, Hasbro lisanslı bir şirket olduğu için, lisanslı ürünler üzerine çalıştığımız için sözleşmeleri normal edebiyat eserlerinden biraz daha farklı oluyor. O yüzden hani çok daha fazla bürokrasisi var bu işin. Dizilerde de hani arada çok büyük zaman farklı şeylerin aralıklarında olmasının sebebi oydu aslında. Bunda da yani şöyle bu sene çıkar, bu sene çıkacak. Bu sene devamında çıkaracağız. Özellikle Ejderha Mızrağı'nı tamamlamayı umuyoruz bu sene. Kalan üçlemeleri. Dirzit'te de Kayıp şöyle tarihçiler falan basılmayacak ama ara seri olduğu için değil mi? kayıp tarihçilerde hangi kitaplar vardı bir saniye? Sanırım kayıp tarihçiler basacağımız seriyeler arasında. Yeni nesil basmayacak mısınız? Yeni nesil basacağız. Ya, kayıp tarihçiler biraz daha şey ara seri olduğu için. Basacağız. Şimdi bakmam lazım ya listeye. Benim Çok bir fazla salona kitap var gidip çünkü. bakmam lazım. Üşenmişim. Uzun süredir Ejderha Mızrağı'yla uğraşmadık. O yüzden birazcık Ya şey paslandım o diyebilir konuda. miyiz Emre? Bu tek ciltlilerin gelmesi işte atıyorum Mayıs gibi falan diyebilir miyiz? Hani imza gitti geldi falan. Yok, tarih vermeyelim, bu sene diyelim sadece. Çünkü hakikaten onlardan verdiğimiz tarih durmama gibi bir durum olabilir. Tekrar tarih vermek istemiyorum o konuda. Tamam. Peki Çok hani bu sene Dungeons çıkaracağız. and Dragons'la bu Ejderha Mızrağı ve Unutulmuş Diyarları çalışıyorsunuz. Acaba hiç böyle aklınızda yine Dungeons and Dragons'tan şöyle bir player handbook vesaire bir FRP'cilerin yüzünü güldürecek bir şeyler basma ihtimaliniz var mı? Aslında hayalimiz var, ihtimalimiz yok. Şuna... O zaman çay içelim. Evet, ya biz basmayı çok isteriz ama yani çok mümkünat olan bir durum değil şu noktada. Peki benim şahsi merak ettiğim sorulardan birisi. Critical Role'u bilirsin. Vox Evet. Machina'yı, çizgi romanları ve ayrıca Kit and Kin var. Yine bir kitapları çıktı şey olarak, roman olarak, novel olarak. Bunları basma ihtimaliniz var mı? Ya şu anda hiçbir planımız ve şeyimiz yok. Adımımız olmadı yani bu konuda. Niye? Yani yani Bak Prime'de şeyi de çıktı. 2 sezon onayı aldı. Ayol aa. yani her şeyin ilk bir sezon onayı var artık. Ya olur mu? Adamlar şey 750 Zaman bin çarkı toplamak da için şey açtılar. Bağış kampanyası 7,5 milyon dolar topladılar. Nasıl hype'lı? Tabii o dünyada bizim Türkiye'de kimsenin ruhu duymadı o halde. ne yazık ki. Ama güzel olur. Yani Çok güzel olur yani. ya tabii ki güzel olurdu ama yani şu anda planlarımızda yok. Peki Unutulmuş Diyarlarda Elminster basar mı gelir mi diye bir soru var. Yok, yok. Şimdilik hiçbir girişimimiz olmadı o konuda. Tamam. Az önce ben senin şey Unutulmuş Diyarlar diye cümle konuşuyordum. Ben devam kestim lafını. Unutulmuş Diyarlarda gidişat nasıl olacak? Şöyle olacak. Şimdi eski çevirileri alıyorduk normalde dizitlerde, en azından ara şeylerde.
Arada alamadığımız birkaç kitap oldu. Şu anda onların çevirisi başladı. Onların çevirilerin tamamlanmasını bekliyoruz. O süreçte de İzara mızraklarını çıkaracağız. Yani boş geçmesin diye. En erken çıkacağı zaman hani tekil kitapların aradaki yıl sonu gibi olur bu Anladım. bağlamda da. Peki şey baskısı tükenenleri hani basarlar, basar mısınız? Yeni Tabii basmak harici. tabii. Tamam. Tabii ki, tabii ki. Arsène Lupin'lere devam edecek misiniz diye bir soru var. Edeceğiz. Şu anda hazırlanan iki tane daha Arsène Lupin kitabı olması lazım. Tamam, süper. Bir hayalimiz vardı. İhtekiden çıkacak bir Lovecraft tek ciltli olarak bir hayal O yani. hayal canlı ama Dost Bey çevirilerini yenilediği için onları bekliyoruz. Ondan gelmesini bekliyoruz. Vur de vuralım. Bak topuğuna sıkalım. Sen söyle. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani Yok Dost o Bey'i ne çok zaman seviyoruz. hazırlarsa. Dost Bey'i çok seviyoruz ama azıcık daha hızlı çalışsa çok güzel olur. Araya bize başka kitaplar çevirdiği için o Tabii yavaş tabii. giden bir süreç. Tabii. Ha, şey de sürdürmüyorum. Tabii ki. Tamamdır. Hala bir hayalimiz var diyorsun ama. Tabii ki, kesinlikle. Ben Bir gün çok elimizde istiyorum zaten. tutacak mıyız? Hayaldi, gerçek oldu falan diye. Tamam. İnşallah. Şimdi seriden soruyorum. Sen evet ya da hayır de. Gedik Savaşları. Hayır. Ölüm Kapısı. Hayır. Amber Yıllıkları. Evet. Ne zaman? Yıl içinde herhalde. Vallahi mı? Hepsi beraber mi, İnşallah. birincisi mi? Yani hepsini beraber çıkıyoruz. 10 kitap tek tek zaten 100'er 200'er sayfalar, küçücükler bunlar. O yüzden şey Tamam. yapmayız. Çok ara vermeyiz yani onu. Ciltli Başlayacağımız. karton. Bu noktada karton sadece. Tamamdır. Yürüyen şato. Sözleşmesini yeniliyoruz. Hazır olduğunda çıkacak. Tamam, Her şey süper. hazır yani. Süper. Hep yani senin de hayır gelmeyecek dedin ama ben yine de soruyorum. Dresden dosyaları, Jim Butcher. Hayır gelmeyecek. Efendim, mesela mitolojik dünyalara tekrar böyle bir şey yaptınız, açıldınız. İşte Kirke, Akileus'un şarkısı, cadıların neydi, cadının şarkısı mıydı? Cadının yüreği, Yüreği, yüreği. ha. Peki Avalon'un sisleri gelir mi tekrar mesela? Gelmeyecek. O da Hayır. mitoloji. Olsun, başka Arthur mitolojisi basarız ya. Belki. Ya illa Yok. sahafların ekmeğine yağ sürüyorsunuz ya. Avalon ne yazık ki gelmeyecek. Sahaflar şaha kalkmış durumda. Sahaflar diyorum, korsancılar. Bir bilim kurgu klasikleri şeyleri basıyorlar. Ciltli edisyonlar var piyasada. Yüzyılın en iyi bilim kurgu öyküleri. Adam benimle orijinal diye kavga etti be. Onu gördüm ya, çok yani her şeyi görmeye başladık Her şey sizden daha hızlı çalışıyorlar, öyle söyleyeyim. Mongoliyat serisine tekrar baskı gelir mi? Yok, planlarımız da yok şu anda. Atlantis'in çöküşü. Yok. Tamam. Tamam, burayı kestik. Unutulmuş fantastikleri tamamladık. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Amerikan tanrılarına 20. yıl özel baskı gelir mi? Şu anda planlamıyoruz diye biliyorum. 20. yüzyılda baskıyı tekrar basmayı. Hani 10 oldu, niye 20 olmasın? Yok, şu anda bir çalışmamız yok Amerikan tanrılarıyla alakalı. Yani Peki. Amerikan tanrılarının çizgi romanları gelecek. Daha mezarlık Çizgi kitabı roman tamamlanmadı. o da inşallah tamamlanacak. İnşallah. Hidayete biz. Evet. Peki Neil Gaiman'la ilgili başka bir şeyler var mı? Amerikan Tanrıları'nın çizgi romanı dedin. Mezarlık kitabı Evet. devam edecek dedim. Başka, baskısı tükenenler tekrar basılmaya devam eder Tabii zaten. tabii ki. Başka Tabii bir ki. çalışma var mı? Onun dışında İskandinav mitolojisinin çizgi roman uyarlaması var. O gelecek. Tamam. Onun dışında öykü derlemelerini çıkaracağız yavaş yavaş. Süper. Öykü derlemelerinin çok sadece bir tanesi çıktı. Kırılgan şeyler çıktı şimdi de.
Onun dışında tekil çizgi romanlarına gireceğiz. Onlar yavaş yavaş çıkacak. Sandman zaten devam ediyor. Yakında Uvertür de çıkacak. O da çok yakında. Şu anda aklıma gelen bunlar. Spesifik bir kitap varsa sormak istediğin ona göre. Yok, Neil Gaiman'ı genel olarak söyledim. Çünkü hani Neil Gaiman konusunda arkanızda leş bırakmanız, basacağız dedik, işte dediniz bastınız falan, hani artık diyebilecek bir şeyim yok. Peki Emre, Ayı ve Bülbül neden olmadı? Ayı ve Bülbül çok talihsiz Evet, ben o birkaç talihsizliğin teknik açısını o soruyorum sana. Niye ya olay şu olmadı? aslında yurt dışı ile alakalı bir sıkıntı. Şimdi iki farklı yere sattılar aynı anda kitabı. Bir biz satın aldık, bir de diğer yayın evi satın aldı. Sonra bunlar birden fark ettiler ki iki yere farklı yere satmışlar. Size iade ettiler mi bari? Ettiler tabii ki. Yani İyi bari, o paranız noktada gitmedi. yapacak bir şey yok yani kime nereye başvuracaksın? Bir talihsizlik sonucu. O Yoksa canım. aslından çeviri gelmişti her şey hazırdı yani. Tabii, Biz bekliyorduk de yani yayından maksimum bir ay sonra baskısını bekliyorduk. Bambaşka bir şey evet oldu. evet yani birden biz de çok şaşırdık. Biz de hiç beklemiyorduk böyle bir şeyle karşılaşmayı. Yani çok nadir olan bir şey bu. Muhtemelen bir daha da yaşamayacağız. Yaşamayın lütfen. Hakikaten çok üzüldük yani. Evet. Neyse. Karanlık kitaplıkta Evet. Clive Barker'lar, Algernon Blackwood'lar gelir mi? Bir tane daha Clive Barker gelecek. Tamam. Daha önce çevrilmemiş bir kitap. Biliyorum. Onun dışında İ ile başlıyor. evet. Blackwood gelecek. Blackwood gelecek. Evet, çok yakında. Süper. Peki Karanlık'ta 33 yazar mesela gelebilir mi? Şu anda bir şeyimiz yok. O spesifik derlemeyi tekrardan basma gibi bir planımız Tamam. yok. Yani o Peki Karanlık teknikte kitaplığa dair başka neler gelebilir? daha fazla Japon göreceksiniz. Oh. Tabii ki. Onun dışında Joe Hill devam edecek. Onu söyleyeyim. Telifsiz eserler birazcık daha artacak aslında ama Türkçe ilk kez çevrilen telifsiz eser olarak düşün bunları. Başka dillerden daha fazla eser katmak istiyoruz. Hani nihai amaç olarak düşünebilirsin bunu. Yani bir sonraki kitap öyle olacak olarak değil. Onun dışında yani Türkçe'ye ilk kez katılacak daha fazla yazar olacak. Daha fazla klasik yazarı Türkçe ilk kez getireceğiz, basacağız. Bunu, yani çok yakında duyurusu da yapılacak birkaç tanesinin. Bir sonraki Karanlık Kitaplık, yani eli kulağında çünkü. Şu an son okuması yapılıyor. Aynı zamanda Karanlık Kitaplık 50. kitabı. O yüzden yani o da büyük bir yaklaşık 500-600 sayfalık bir kitap olacak. Şimdi Özellikle Stephen BKK'da King dedin ki sevenlerin BKK'da çok yılda beğeneceği. 10 Evet. kitap gibi bir sınır hani kendimize belirledik. Karanlıkta da böyle mi ilerleyecek? Karanlıkta yılda 12-13 ortalamamız var sanırım. Tamam. O civarda ilerler. Çünkü arada iki tane kitap aynı anda çıkardığımız olabiliyor aylarda. Yani özellikle çünkü yani 100 sayfalık kitaplar da var onlarda. Yani novellalar vesaireler de çıktığı için. Yani 12 diyebiliriz. 10-12 civarı devam eder bu sene de. Tamamdır. Modern'den yıllar önce American Psycho gelecek dendi ama gelmedi. Ne zaman gelir? Bunu da geçen konuştuk. Yıl sonu gibi çıkacak. Sonbahar gibi sanırım. 2022'nin sonu. Evet. Tamamdır. Yine mundar olan serilerden midir acaba diye sana sormak istiyoruz. Kara Hindiba Hanedanlığı devam eder mi? Evet, sanmıyorum devam edeceğini. Üstünü çiziyoruz. O evet ne yazık ki. Şimdi Çetin de deminden beri sürekli yazdı. Elric ne oluyor? Elric ben Aralık ayında matbaaya gönderdim tekrar baskıyı. Birinci cildin. Tamam. Sadece basılmasını, yani sıraya alınmasını bekliyoruz aslında. Tamam. Peki Elric'siz kalmayacaksınız. Yeni şeylerimiz olacak. Olacak ama önce şu birinci kitabın tekrar baskısının çıkmasını bekliyorum. Ki yani bir sonraki adımına başlayabilelim bu projenin.
O bağlamda şöyle olur. Başlayacağımız Yok, söylemeyeceğim bunu. Ya Bu ne? kalsın. Sen Bu niye böyle askere gittin geldin profesyonel oldun be? Hayret bir şey. Eskiden er olarak daha iyiydin. Biz böyle daha iyiydik, seni daha çok ben sorularla bunaltabiliyordum. Hayret bir şey. Adam şey politikacı olmuş gelmiş ya. Mesela benim mesela tamam erlik o zaman geliyor matbaada diyebiliriz, matbaa sırası bekliyor. Yeni erlik için başka şeyler de planlanıyor. Onu biliyoruz. Benim merak ettiğim bir soru var. Son zamanlarda okuduğum Evet, buyur. serilerden birisi John Carter serisi, çok da severek okudum açıkçası. Ama okurken acaba bunu İtaki daha önce niye almamış dedim. Niye almadınız? Yani şöyle, aslında John Carter serisi devasa bir seri. Evet. O yüzden girmemiştik aslında. John Carter basmayı düşünüyoruz hala. İleride, şu an telifsiz zaten John Carter'lar. Boros'un telifi düşmüş olması lazım. Ama yakın zamanda bir planımız yok. Onun yerine Tarzan basacağız yakında. Ha, Belki yüz. bak bu güzel. Ya. Ya yalnız. Yani bak, Güzel yeni bir güzel. şeyler de duyuruyorum şu Güzel, noktada. Tarzan geliyor. Oo, aa. Evet. Tamam, Tarzan geliyor. Güzel. Peki Ray Bradbury yeni bir şeyler? Var tabii ki, olacak. Siz Ray Bu Bradbury seversiniz. tabii ki, şu anda önceliğimiz Ray Bradbury'nin daha önce basılmamış kitaplarını basmak. Yani artık Ray Bradbury külliyatına yeni şeyler katmanın vakti yani geldi de geçiyor. Zaten Karanlık Kitaplık'ta çıkardık, en son çıkardığımız ilk kez çevrilmişti. Ray Bradbury'nin noir kitapları var, gizem, polisiye. Onlar da bir aksilik çıkmazsa, yani tarih olarak bilmiyorum programı, ama yeni başladığımız Gölge dizisini düşünüyoruz onları da. Süper. Atlantis'in çöküşünü sorduk. Black Company. Mağazam varken şu anda Black Company'ye yerimiz yok ne yazık ki. Belki bir 10 sene sonra. 10 sene, 10 sene olmaz. Ben Black Company basmayı çok istiyorum. Çok da seviyorum, ama yani Malazan'la hemen hemen aynı yeri kaplıyorlar okur şeyinde. Belki o Ve zaman Malazan'dan sonra bir hedef alacağınız diğer prestij seri olabilir diyebilir miyiz? inşallah yani o noktada Malazan'dan sonrası yok benim için şu anda, daha Malazan. Beynimi sildim diyorsun. Yani Malazan, evet, ben şöyle önümüzdeki yaklaşık 3-3,5 sene sadece Malazan çalışacağım aslında. Benim için her zaman Malazan çalıştığım bir dönem olacak. Ya şu anda ilk kitabı çıkardık ve ben başka projelere geçmedim. Malazan 2 ile uğraşıyorum. Kapağıydı, çizimleriydi, haritalarıydı vesaire. Ben yani terimcesiydi. Yani her zaman devam ediyor. Bir de Malazan'ın şöyle bir olayı var aslında. En sevdiğim şeylerinden biri. Yazar her cümlesi birden fazla anlama gelen bir insan. Yani Petrikotus'ta da vardır ya, hani her cümlesinde ima vardır. Aynı zamanda o sahneye bir şey katar. Karakter bir şey söyler. Malazan'da Steven Erikson'un Yakınlaşmaları okudun mu? yok, okumadım, fırsat olmadı. Ay ne olur oku. Bakacağım, Ay bakacağım. Hiç çok fırsat yani çok olmadı muhteşem bir kitap. ama. Evet, Yani yani böyle şey inanılmaz bir yazar zaten. Armagedon tadında cıkı cıkı aksiyon gibi başlıyor ama cidden çok güzel diyaloglar dönüyor ve ben orada hani Malazan'a 101 dersi olarak okumuştum onu. Yazarın dili muhteşem. Kesinlikle oku, çok güzel. Evet, yani şu an bütün vaktim Malazan forumlarında, Malazan yorumları, Malazan foreshadowinglerini toplamakla, imaları toplamakla geçiyor aslında, ki onları da metne ettirebilelim. Yani insan birinci kitapta başlayan bir ima, beşinci kitapta nihayete erdiğinde dönüp baktığında, aa evet, burada bu varmış diyebilsin diye. O yüzden tamamen Malazan soluyorum şu noktada. Sürmeden Önümüzdeki 2 senede, geçireceğim diyorsun. evet, o yüzden öyle Malazan sonrası diye bir şey düşünemiyorum şu noktada. Tamam, onu bir 4 sene sonra, 3 sene sonra konuşuruz Evet, tekrar. o zaman konuşalım. Harley Ellison basmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Bir aksilik çıkmazsa bu sene. Oo Düşünüyoruz güzel. hatta. Tamam. Evet. Kingston of Wealth. Telif alınmış, basılacak mı? Kings of the Wild, evet, basılacak. Basılacak. Bu sene mi bilmiyorum ama.
Bu sene için söz veremem ona. Tamamdır. Jules Verne devam edecek mi? Efendim? Jules Verne. Jules Verne, ha. Evet, tamam. Edecek Telaffuzum için kusura bakma. Dune anladım da o yüzden. Bir Malazan bir düğün zaten. Evet, dönüp. Şimdi Jules Verne için yeni bir dizi tasarlıyoruz. Hazır olduğunda yeni çeviriler tekrardan elden geçiriliyor, yeni çeviriler Yeni bir yapılıyor. seri. Evet, yani eski küçük boy olarak devam etmeyecek. Ha, tamam. Tamamen sıfırlanacak. Yani o, yani birkaç senedir süren bir proje zaten bu. Yani tam içimizdesinden bir şeyi oturtmak vakit alabiliyor bazen. O hazır olduğunda başlayacağız. Başladık mı da hızlı gider muhtemelen. Bu seri bu sene başlar der miyiz? Yok, bu konuda ben ilgilenmiyorum çünkü onlarla. O yüzden hani şey programını da bilmiyorum açıkçası. Tamam. Barut Büyücüsü. Bu yazardan başka seri gelir mi? Şu noktada bir girişimimiz olmadı açıkçası. Tamamdır. Yani Barut Büyücüleri çok inanılmaz bir performans sergilemedi. Ben çok beğeniyorum seriyi gerçi de. Yani inşallah ileride tekrardan yazarla ilgili çalışma yaparız ama. Tamam. John Scalzi'nin seriye devam edilecek mi? Edilecek bütün her serisi tamamlanacak. Yeni kitapları da çıkacak. Tamam. Çevirileri devam ediyor. Bu Yakın sene zamanda içinde başlar mı? Yani devam eder mi? başlar. Başlar evet. Senin için devam eder. Peki Aldous Huxley'den baskısı tükenen kitaplar var ya da işte atıyorum yani Evet. Aldous Huxley'e dair planlarınız var mı? Var, Ne var? var, var. Çok yakında duyuracağız, çok yakında. Hakikaten. As. O yüzden evet, yani yaklaşık 4-5 aydır süren bir çalışma vardı. Zorlu bir kitabı üzerine. Editör arkadaşlarım bayağı uğraştı üzerinde. Peki Normalde bir şey soracağım. vermeyi... BKK'nın içinde mi ayrı bir plan? Yok. Modern'de çıkacak, modern'den çıkacak. Modern'den çıkacak. Evet, normalde şöyleydi hatta. Hani bunu söylememde sıkıntı yok sanırım. Modern'de 50. kitabını çıkardık. Vay Vergilisin Ölümü'nün tekrar baskısı. 50. kitap oldu Modern'de. Normalde 50. kitap Huxley'nin bu kitabı olacaktı aslında. Ama 1-2 haftaya daha ihtiyacı vardı metnin. O yüzden dedik ki yerlerini değiştirelim ki çok fazla ara olmasın modern kitaplarında. 51. kitap olur herhalde şu noktada. Tamam. Orwell'den başka kitap gelecek mi yine? Onu hiç bilmiyorum vallahi, ne yalan söyleyeyim. Ben çünkü Orwell'ler çıktığı dönemde tamamen askerlikte olduğum için yani Yaylalar, yaylalar. hiç müdahil olmadım Orwell sürecine. O yüzden yani ne desem yalan olur şunu. Tamamdır. Az kaldı son sayfa. Ha gayret Emre. Sonra Path of Exile'ın azgın sularına dalabileceksin. Hala oynuyor musun ya? Haftaya başlıyor yeni lig ya. Bekliyorum. Ben Başlayacağım haftaya. şey oynuyorum. Volson. Lords of Mayhem oynuyorum. Wolves'ın çıktığında oynadım, çok kötüydü ilk başladığı haftalarda. Yani Şu anda iyi bağlanamıyordum bile ama oyuna. ya. Ya o dönem ağzım yandı bir kere. Ya Yani Path of Last of Exile'ın Us çamur oynadım görüntüsünden iyidir be sen de. baya. Yok ya. Bu konuda katılmıyorum. Ya valla Path of Exile'ın görüntüsü biraz çamur kalıyor. Lords of Mayhem biraz şey. Lost Ark gelene kadar bizi şey yapacak, oyalayacak. Lost Ark'a gireceğiz biz. Aylarca New Tabii World ki. oynadım öyle söyleyeyim. Şimdi neyse kısa bir reklam arası oldu. Japon Evet, sohbet. edebiyatı efendim. Japon edebiyatında nasıl bir Evet. yol izlenecek? Japon edebiyatında bir yol yok. Taktik Bir yolu maktik ha. yok. Bam bam bam. Tam olarak o, tam olarak o. Her şey. Peki hani Everything. atıyorum mistik, bilim kurgu, işte fantastik ya da klasiklere mi gideceksiniz? Klasikler zaten devam edecek. Son gaz. Bayağı bir çalışmamız var orada. Bir sürü kitap hazırlanıyor şu anda. Onun dışında karanlık kitaplığa girecek olanlar var. Bilim kurgu klasiklerine girecek yok. Onu önden söyleyeyim ama modern başka Japon edebiyatı eserleri basılacak. Süper. Buna ayrı ayrı olur ya da modern dizisinden olur. O konuda daha henüz bir karar verdiğimiz bir nokta yok. Ayrı başka
seriler, kitaplar da olacak. Aslında şöyle bir olay vardı, bunu da söylememde bence sakınca yok. Aralık'ta bu Japon klasikleri dizisini duyurduğumuz hafta, aynı zamanda manganın da ilk cildini duyurduk. O bizim Japon haftamızdı aslında ve birkaç tane daha eser planlamıştık oraya. Ve tam yıl sonuna denk geldiği için onayları yetişmedi, kapak onayları vesaire. Aile çıkaramadık onları. Yoksa hani çok daha geniş kapsamlı bir duyuruyla çıkaracaktık onu. Şu anda hala bekliyoruz mesela. Yani ne olduğunu duyurmayı çok istiyorum o kitabın ama duyurmayacağım. Çünkü ne zaman olacağını bilmiyorum hakikaten. Tutuyorsun ama, kendini. Bayağı zorlanıyorum şu an. Ama yani zaten hani Aralık ayında yaklaşık olarak 40-45 tane yeni kitap duyurduk. Hani zaten biraz daha duyurursam bütün yayın programını dökmüş olacağım. Birazcık sürprizlere yer kalmış. Ama bizim amacımız o. Pardon, duyurdum. Şimdi bir soruyu unutmuştum. Kara Prizma ne zaman biter? Kara Prizma. İşte hatırlayamadım. Renkli izleyeceğim. Kara Prizma da 2 ay içerisinde çıkmış olacak en geç. Süper. Evet. Işık yaratanı hemen soran var. 2 ay içinde hemen geliyor. Evet. Çok yakında başlayacağım son okumasına. Peki mangada yeni seriler, hani böyle daha böyle sert seriler. Ya, çok... aslında gitmek istediğimiz nokta o yani. Çok ama ponçik noktada değil de daha sert. Şöyle aslında ponçik olsun, ben çok seviyorum bu arada. Yani yok, Japon dediğin seri... kanlı olur ya, hayret bir şey. Tabii ki Japon dediğin sapkın olması gerekiyor. Tabii ya. Olacak. Onlar da olacak. Vakti geldiğinde. Ama mangalar yavaş yavaş ilerleyeceğiz şu noktada. Yani haldır haldır gidelim gibi bir şeyimiz yok. Sakin sakin. Yani şöyle bir şey var mı? İşte çok ünlü bir anime var. İşte onun mangasını aldık Burcu. Hani. Yok. Şimdilik hiçbir duyurum olmayacak mangada. Yani satırım tamamlandığında bir sonraki adımı konuşuruz diye varsayıyorum. Tamam. Peki. Çizgi romanlarda hangi serilere gidilecek? Ömer'i mi sıkıştırdın? Lucifer'ı duyurduk zaten. Lucifer'ı duyurdunuz. Swamp Thing devam ediyor. İkincisi çıktı. Swamp Thing devam edecek. Şu an üçüncüsü çevriliyor. Çevirisi hazır olduğunda o gelecek. Sandman aynı şekilde. Üvertür. Tamamlaması çok az kaldı Sandman'in. Ondan sonra neyi duyurduk? Şeyi duyurduk. Scott Pilgrim başlayacak çok yakında. Onun dışında başlayacağımız bir tane daha büyük seri var. Onu duyurmadık diye varsayıyorum. O yüzden onu da duyurmayacağım. O da ama çok yakında olacak. Askerlik sana yaramamış Emre. Yok. Dilimi tutmayı öğrendim askerde. İyiymiş. Evet. Peki. Şimdi şöyle bir şey. Ben mesela bu sene, daha doğrusu son 2 aya kadar, hani şu olayınızı çok hoşuma gitti. Yayın takvimi yayınladınız. Hı hı. Yani işte atıyorum Malazan'da, Haşhaş Savaşı'nda, evet, yayın takvimleri yayınladınız, hı hı, ve çok güzel bir şey. Bence hani hakikaten, hı hı, Türk okurunun alışık olmadığı bir şey. Böyle aa evet, falan hani. Evet, biliyorum. Alışmamış yayın takvimi durmuyor bizde. Alışamıyoruz böyle kibarlıklara. Niye diğerlerine de yapmıyorsunuz? Şöyle, orada tabii ki yapabilirdik ama her şeye tarih verirsek yani bizim için hareket alanımız çok kısıtlanacak. Öyle olduğunda bir ertelenme bir sürü şeyi etkileyebiliyor. Haliyle hani eğer bir sıkıntı çıkarsa ve devam ettiremezsek bunu, yani çok büyük bir yalan söylemiş gibi duracağız bu sefer. O yani mesela çok büyük altından serilerinizde yapsanız bunu diye düşünüyorum ama. Yani Malazan'da yaptık zaten. Yani daha büyük bir serimiz yok şu noktada. Hani şimdi şöyle bir şey. BKK'da yapıyor. Yani BKK'da yok öyle bir şey. Seriye zaten devam ediyorsunuz. Malazan'a yaptınız. Haşhaş'a yaptınız. Mesela çizgi romanda da yapsanız aslında. Çizgi romanlar şu yüzden yapmadık. Şimdi çizgi romanlarda daha farklı süreçler işliyor. Her şeyini onay almak gerekiyor yurt dışından. Görsellerin temizlenmesi, hazırlanması ayrı bir süreç. Sadece çeviriyle, yani sadece bir çeviri yap ve mizampaj yaptır ve okudan ziyade çeviriden sonra bunların yerleştirilmesi, hazırlanması, onayının alınması, kapaklarını, bunlar vakit alabilen süreçler. Bazen aynı anında alamıyor, haftasında alamıyoruz. Bazen 2 hafta, 3 hafta sürebiliyor.
Bazen revize geliyor, onu yapıyoruz. Ve bir tarih verirsek ve bu şekilde bir sıkıntı çıkarsa bu sefer hakikaten yani yalan söylemiş gibi olacağız ve onu o duruma düşmemek için özellikle siz bu zamanlara tarih vermedik. Bir de çok üzücü bir durum aslında ama çizgi roman basmak çok daha zorlaştı şu Tabii kuşa son kağıt dönemde. projesinden. Evet, kuşa kağıdı olsun, Ivory'si olsun. Yani o yüzden biz de birazcık temkinli ilerliyoruz şunu. Peki yakında duyuracağınız bir yayın takvimi var mı? Yok, yıl sonu sürpriziydi o. Sene sonunda tekrardan belki Diyorsunuz ki yaparız bu size bu işi. kadar kibarlık yeter de artar. 2023'e kadar Yok. yeter size. Yok, altından kalkamayacağımız bir yükün altına girmek istemiyoruz aslında. Peki peki tamam. Benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi artık ana sorularım bitti. Öyle söyleyeyim sana. Sadece belki şuradan chatten birkaç tane soru alabiliriz. Ama Okey, onun okey. dışında genel olarak benim soracağım sorular bitti Emre. Çok teşekkür ederim. Ama Ne senin demek? bazı hani şeylere fikirlerini merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de özellikle biliyorsun bu ekonominin gidişatı belli, kitap fiyatlarının gidişatı belli. Hani kitaplar çok pahalı diye, bir dakika Emre'nin görüntüsü dondu. Fiyat dedik adamın görüntüsü dondu. Hemen kapattım stream'i. Aslında Türkiye'de bunu çözebilecek şeylerden birisi belki e-kitap alışkanlığı olabilir ama hani Türkiye'de her basılan kitabın e-kitabı yok. Yok. Yani e-kitap. Ne de soracağını tahmin edebiliyorum çünkü daha önce de Hani düşünüyor sorulan bir şey musunuz? bu. Yani Itaki olarak ya da Penguen grubu olarak ilk noktada mesela bir e-kitap platformunu genişletmeyi, kullanılırlığını arttırmayı, hani böyle bir şeye bir projeniz Şu var mı? anda aktif bir çalışmamız yok bu konuda açıkçası. Yani ben olsun isterim ama öyle hakikaten hadi yaptık oldu gibi bir süreç değil bu. E-kitap hazırlaması yani sadece iki tane kitabı e-kitap yaptık ve tamam değil. Bütün kataloğu kullanman gerekecek ve İtaki'nin kataloğu da geniş. Haliyle yani büyük bir operasyon olacak bu. Tabii. Ve şu anda o konuda bir çalışma yapılmıyor İtaki'de. Evet. Aslında Türkiye'nin çok büyük bir eksiği. Evet, çok Yani büyük bir şeyde eksiği. yurt Katılıyorum buna. dışında işte atıyorum Amazon'da mesela işte atıyorum paperback mesela işte 18 dolarsa adam e-kitabını 8 dolara alıyor. Bir fiyat farkı oluyor. Dolayısıyla adam Evet. e-kitabını tercih ediyor. Ama Türkiye'de basılan zaten çok az bir e-kitap var. Ama paperback'le aynı fiyatta hiçbir şeyi farkı yok. Evet. Onun bir sebebini söyleyeyim. Yani çok konuşulmayan bir şey aslında ama normalde yani bir kitabın telifini aldığınızda aldığımız yere de bir belli bir yüzde ile telif ödüyorsunuz bastığınızda. Ve bu yüzde hani böyle şey değil. Aman aman bir yüzde değil. Ama e-kitaplardaki yüzde çok daha yüksek oluyor. Yani %30'lar, 40'lar, 50'ler gibi rakamlar konuşulabiliyor. Öyle olduğunda yani sen de kazanacaksın dönüyor aslında. Anladım. Önce bu konuda bir adım atılması gerekiyor muhtemelen. Ki o da hakikaten bir planlama gerektiren bir şey. Önden hazırlık gerektiren bir şey. Bunu sadece tek Yani başınıza yani tek yayın kuruluşu olarak yapamazsınız yani. Muhtemelen hakikaten yaygınlaşması da gerekiyor. Yani bir noktada yaygınlaşacak bence. Bir noktada hakikaten o geçiş sağlanacak. O teknolojiye alışacağız hepimiz. Ama yani şu noktada ben yakın bir zamanda o gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bir okuyucu olarak bu fiyatlar nereye gidiyor Emre? Daha da kötüye gidecek Burcu. Vallahi Ne yazık ki. Evet yani. Allah belamızı verdi. Evet, katılıyorum buna. Yani ben kitap almıyorum açıkçası. Yani ben de bir okur olarak. Şu arkada gördüğüm kitaplar, yani daha önce aldığım kitap, görünüyor mu bilmiyorum da. Yani daha önce aldığım kitaplar. Sadece yani yere serdim daha fazla görünsünler diye. Ben de Evet. almıyorum artık. İstifçilik kazanıyor Yok, yok. arkadaşım. Yok. Yani zaten yani elimdeki kitapları okursam sonsuza kadar okurum. Zaten İtaki sayesinde her gün kitap okumak durumundayız. Yani. Yani evet ya çok fazla vakit de kalmıyor ona ve harcayacak para da yok yani o çok büyük bir şeye dönüştü kitap almak aslında.
Ne yazık ki. Lükse dönüştü ya. Yani Evet, az lükse dönüşmeye başladı. Yani bu bayağı daha da bayağı. kötüleşecek ne yazık ki. Keşke yani bir dur denilebilse şu noktada, ama yani çok umutlu değilim o noktada açıkçası. Konya'da açılan kağıt fabrikasını şu anda test aşamasındalar. Sadece paketleme vesaire üretiyorlar. Acaba bunlar daha sonradan baskı kağıtına geçip işte Türkiye'deki kağıt fiyatlarını düşürürler mi? Hiçbir haberin Yani var öyle mı bir şey böyle bir olursa, şeyden? yani yok, hiç konuşulduğunu da duymadım açıkçası. Bunun hani bir umut ışığı olarak da konuşulduğunu duymadım. Umut fakirin Ki ekmeği ne yaparsın? Biz de haber takip evet, ediyoruz. ki öyle olsa bile yani bu çok hızlı gerçekleşebilecek bir şey değil. Ne yazık ki. Yani evet. Peki Emre, sana son sorumu soruyorum. Yani yazılı Buyur, olarak sor. son sorumu soruyorum. Bak sonra doğaçlama ilerleyebiliriz. İtaki olmaya. Türkiye'de Tamam. basılmış. Sevdiğin Okey. bilim kurgu ya da fantastikler. Neler? Neler? Yüzüklerin Efendisi deme bana şimdi. O başka, onu saymıyoruz. Yüzüklerin Efendisi demeyecektim, aklıma gelmemişti ama evet, Yüzüklerin Efendisi var. Onun dışında Pegasus'un bastığı Mark Lawrence kitapları. Mark Lawrence benim en sevdiğim fantastik yazarlardan biri. Şeyler, Dikenlikler Prensi. Tamam. Üçlemesi. Yine inanılmaz bir yazar Mark Lawrence. Çok çok seviyorum yani. Daha Dikenlikler Prensi çıktığında okudum, daha ilk kitapken. Ve her kitap çıktığında tekrardan okuduğum bir seriydi. Sonraki serilerini de okudum ve yani Twitter'da takip ettiğim sayılı yazarlardandır. Onun dışında Monocle'dan çıkan Sand in Essence. Ne diye bastılar bilmiyorum. Türkçesini de çıkardılar geçen de. Sen diye baktığınızda Josiah Bancroft var. Hatırlamıyorum. Görürsün, çok ben çok seviyorum onu Yani da. Daha, ismi daha... hatırlayamadım. Kapağı biliyorumdur büyük ihtimalle. Evet. Bir tane kitabı çıktı. Ted Chiang'lar inanılmaz zaten. Onu da Monocle basıyordu. Dex'in bastığı şey var. James Smith. Dermiş. Ben de burada bayılırmışım. Yok, yok. beşinci mevsim. M.K. Evet. Beşinci mevsim Jenkinson kitapları. mı? Onlar da Aha. Evet. inanılmazlar. Onu da mundar ediyorlar. Yani Neyse. hakkında diyebileceğim şey var. Ha, Ben İngilizceden okudum zaten hepsini. Hiç tamam, sen Türkçesine. alışıksın canım. Sen editörsün. Evet. Bunlar aslında, şu anda başka bir şey gelmiyor aklıma. Bilim kurgudan söylemedin. Genellikle fantastik ve takılıyorsun Ben sen. fantastikçiyim. Ben İtaki'ye fantastik yapmak için geldim zaten. Hayret bir şey. Ama bilim kurguları da biliyor yani. Evet. Olsun. Tabii canım. Bilim kurgularının çoğunu biz basıyoruz ama öyle bir durum var ne yazık ki. Olsun, olsun. Sen yabancıya da iş yaptığını biliyorum ben zaten senin. Yaptım ya, bir süre bayağı yabancıya müdahildim de artık değilim. Artık uzaktan seyrediyorum sadece. Sıyırdım kendimi diyorsun. Yani İtaki'deki sorumluluklarım yetiyor şu anda. Genç yetişkin o tarafta kalsın. Sen epiklerle, bilim kurgularla takıl. Evet, Şimdi benim soracaklarım açıkçası bu kadar. Genel itibariyle bu arada bu sorularımızı soran Kayıp Rıhtım'daki forumdaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. evet. Instagram'da story'den sorularını bize ileten okur arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu arada Kayıp Rıhtım'la da Pangea'dan bir şeyiniz çıktı. Evet, Öykü bir çıktı. derleme Kitap. çıktı. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkürler, çok güzel oldu Alacak o da. arkadaşları da şimdiden keyifli okumalar diyoruz. Benim soracak sorularım bu kadar. Emre, senin soracağın bir şey var mı? Yani magazin pardon. okuduğunda Çok çok özür yorumlarını dilerim. bekliyorum. Kadim kanunları konuşmadık. Yazardan ne olacak? Kadim kanunlar ve Yaz, devam. yaz, yazarın diğer kitaplarını alıyoruz, basacağız. Ama yani bir vakit alacak, onların çevrilmesiydi, hazırlanmasıydı derken. Bu seneye gelmez ama devam edeceğiz, yazarı bırakmıyoruz. Tamam. Peki Utku Kamacı'dan bir soru geliyor. Ian Banks'in, William Gibson, Paul Anderson, Alastair Reynolds bu yazarların kitaplarını BKK'da görecek miyiz? Reynolds için bir planımız yok. Ian Banks için bir tane çeviride olan kitap var. Geldiğinde basacağız. Gibson yakında. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim.
sırıttığına göre gelecek ay ya da ondan sonraki ay, öyle söyleyeyim yani. Kesinlikle. Çünkü çok pis sırıttı. Kimi sormuşlardı? Kimi sormuşlardı? Bir dur. unuttum. Paul Anderson. Paul Anderson için şu anda bir söyleyebileceğim bir şey yok. Tamam. Onda da bir şeyimiz yok yakında. Kan şarkısına tekrar baskı gelir mi? İki kule hani. Gelecek sanırım. Bir Gelecek kontrol mi? etmem gerekiyor ama. Evet, yani gelmesini istiyoruz ama sözleşmeyle ilgili bir sıkıntı yoksa gelir. Tamamdır. Başka yazar olarak Boba Fett evet Penguin yayın kuruluşuna bağlıdır. Ne alaka ya? Bir dakika ya. Evet, orada bir yazar sorusu var. Stuart Turton. Bir sonraki kitabı gelecek, evet. Riley Sager. Seyirciden de gelecek olması lazım. Gelmemiş Bir olmasın de ama Jane Harper. Jane Harper gelecek. İki tane kitabı var zaten. Bir Kur'an devamı var, bir de tekil bir kitabı var. İkisi de çevrildi. Onları da yani ayda bir tane işte gerilim kitabı gibi planlamaya çalıştık şu anda. Yani O gelecek zaman onlar da. son bir soru daha alıyorum. John Green The Faithful and the Fallen serisi gelir mi? Evet. Oha, çok net söyledin. Şöyle ben yakından, evet ben yakından takip ediyorum tabii ki ama şu anda bir planımız yok. Ama inşallah gelir. Ben seviyorum yani. Yani şimdi önce gelir dedin. İnşallah İnşallah dedin. gelir diyor. Evet. Şöyle bu şu demek, hakikaten bir planımız yok şu anda, bir girişimimiz yok. Ha. Ama ben kişisel olarak bir gün basmayı isterim. Anladım. Evet. Bu kadar. Emre, çok teşekkür ederim. 1 Ne saat demek? Ne 38 demek? dakika sorularıma dayandın. Eyvah. Dayandı. Yok, geçen sefer daha uzun yapmıştık yayını. Bu sene Geç. şey yaptım, acıdım Evet, sana. geçen sefer bayağı uzundu hakikaten. Ama güzeldi ve o zaman daha profesyonel değildi. Cevap alabiliyorduk. Hayret bir şey. Bir Şimdi ben seni sonrakinde daha salayım, da oyun profesyonel oynayasın olacağım. değil mi? Yok, anime izleyeceğim. Ne izliyorsun? Gintama izliyorum Hmm. Ben şu anda. Evet. de oyun oynayacağım. Kendime geleceğim artık. Kendine çok iyi bak Emre. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sen de. Görüşmek üzere. Görüşürüz baba. Evet. Başka? Pardon, yanlış oldu. Görüyor musunuz beni arkadaşlar? Evet. Yayınımız bu kadardı arkadaşlar. Geldiğinize teşekkür ediyorum. Uzun zamandır yayın yapmamıştık. Bugün bayağı bir heyecanlıydım açıkçası. YouTube için de böyle güzel bir yayın platform şeyi oldu, dizaynı oldu. Buradan da klan arkadaşım Cihan'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle bana program konusunda çok yardımcı oldu. Kocacığıma teşekkür ediyorum. Ekranını çaldım onun, ikinci ekranını. Efendim, sorularımızı sorduk. Yayını eğer ki soru sorduysanız bana daha önceden ya da kayıp rıhtımdan ya da Instagram'dan, yayın tekrarını YouTube'daki arkadaşlar tekrardan izleyebilirsiniz. Bu yayın hep orada kalacak. O yüzden yaptık burada. Gelecek hafta bizim okuma etkinliğimizdeki arkadaşlarımızla bir Zoom toplantımız olacak. Tabii ki bu YouTube'da olmayacak. Ama yeniden duyurayım dedim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya bir yayın yaparız. Yine yayın patlatırız. İyi geliyor böyle bize. Olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.